Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu 15 bülteni ile karşınızdayız ve gündeme dair gelişmelerle başlıyoruz. Kilise roketler düşmeye devam ediyor. Kiliskent merkezi yakınlarına Suriye tarafından gelen en az 3 roket mermisi daha düştü. Dün yaşanan saldırıda ise yaralı olarak hastaneye kaldırılan belediye işçisi olduğu öğrenilen bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hemen bölgeye gitti. Suriye'den atılan iki roket Kiliskent merkezine düştü. Sabah saat 9.40 sıralarında Suriye'den atılan iki roketten biri Ekrem Çetin mahallesine, diğeri ise çevre yoluna yakın zeytinliklerin içine düştü. Boşal, boşal, boşal. Atılan roketlerin kent merkezine düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Bölgede ise büyük panik yaşandı. Bir öğrenci pansiyonunun karşısında bulunan Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okul tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Boşal, boşal, boşal. Kendi nüfusundan daha fazla mülteciyi il genelinde misafir eden Kilisliler yaşanan bu menfur saldırıya kınamak için yürüyüş düzenledi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen iki asker memleketlerine uğurlandı. Şırnak'ta da şehit düşen bir uzman çavuş düzenlenen askeri törenle defnedilmek üzere memleketine gönderildi. Mardin Nusaybin'de hainlerin eve tuzakladığı patlayıcının imha edilmesi sırasında bomba infilak etmişti. Bombanın patlaması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Kadir Demir Yürek ve Assubay Tevfik Ayhan için askeri tören düzenlendi. Şehit jandarma uzman çavuş Kadir Demir Yürek Trabzon'a, şehit Assubay Tevfik Ayhan ise memleketi Adana'ya gönderildi. Şırnak'ta da hainlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. O çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş Cihangir Can için Şırnak'ta tören düzenlendi. Bizim bekasını, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak uğrunda ulaştırma uzman çavuş Cihangir Can bugün içimize sinirli kaldı. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı. Şimdi ise Mardin'le devam edeceğiz. Polisler şüpheli bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak araç durmayıp ihtara uymadı ve kaçtı. Polis daha sonra kaçan aracın lastiklerini ateş etti. Araçta yapılan aramada 3 ton bomba ile geçirildi. Aracı bırakıp kaçanların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mardin'in Yeşilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önünden geçen bir minibüsten şüphelenen polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayınca ekipler tarafından takibe alındı. Takip sırasında polisler kaçan aracın lastiklerini silahla patlattı. Takip sırasında polisler kaçan aracın lastiklerini ateş ederek patlattı. Patlak lastikle bir süre daha kaçan minibüstekiler Ömerli ilçesi yol ayrımında aracı bırakıp kaçtı. Ekiplerin terk edilen minibüste yaptığı aramada içinde yaklaşık 3 ton bomba bulundu.
Bomba yüklü araç güvenli bir şekilde emniyete alındı. Kaçan teröristlerin yakalanması için de kentte geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri hainlere karşı yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu'da düzenlenen operasyonlarda dünden bugüne 30 hainin öldürüldüğü açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı, Nusaybin, Şırnak ve Yüksekova'da devam eden operasyonlarda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Mardin Nusaybin'de 8 hain öldürüldü, 12 el yapımı patlayıcı da imha edildi. İlçedeki operasyonlarda bugüne kadar 214 hain etkisiz hale getirildi. Şırnak kent merkezinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda yine 9 terörist öldürüldü. Yüksekova'da ise ilçeden kaçmaya çalışan 13 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada ise çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şimdi şu şeylere doğru, aşağıya doğru. Evet. Operasyonlarda bugüne kadar 162 hain öldürüldü. Öte yandan Şırnak İdil'de terör örgütünden kaçan bir terörist ilçe jandarma komutanlığına teslim oldu. Erzurum'un Tekman ilçesinde bir köyde dün gece saatlerinde yağmurla birlikte çöken toprak damlı evde bulunan bir aileyi yok etti. Yıkıntıda 3 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Erzurum Tekman'da gece saatlerinde yağan yağmurla birlikte toprak bir ev çöktü. Göçük altında kalan 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay gece saat 2.30 sıralarında Tekman'a bağlı bir köyde yaşandı. Yağmurun etkili olduğu köyde toprak damlı evin çatısı göçtü. Olayda 4 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Yaralılar Tekman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 çocuğun cesedi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ege İhracatçılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği geleneksel balık şenliği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Denizden 2000 metre yükseklikteki Erzurum'da vatandaşlara ücretsiz balık ziyafeti verildi. Erzurum'da dördüncüsü düzenlenen balık şenliğinde 4000 çipura dağıtıldı. Sebebi ise denizden 2000 metre yükseklikte ve en yakın sahile 320 kilometre uzaklıktaki Erzurum'da yaşayanlara balığı sevdirmek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ege İhracatçılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Havuzbaşı Kent Meydanı'nda balık dağıtıldı. Maalesef bölgemizde su ürünleri tüketimi Türkiye ortalamasının çok çok altında. Yıllık kişi başına balık tüketimi Erzurum'da 1,5 kilogram civarında. Türkiye ortalaması ise 7 kilogram civarında. Tabii Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda Türkiye ortalaması da aslında çok düşük ama hiç olmazsa Erzurum'daki bu 1,5 kilo ortalamayı Türkiye ortalamasına yakınlaştırma çabasındayız. Bunu da bu bölgede yoğun kırmızı et tüketimine karşılık
su ürünlerinin düşük olması, yaptığımız çalışmalarda ana sebebin tanınabilirliğinin düşük olmasından kaynaklandığını belirledik. Dolayısıyla her sene bunu tekrarlayarak Erzurum insanına balığı biraz daha fazla tanıtıp tüketimi bir miktar daha artırma çabası içerisindeyiz. Meydana kurulan 3 büyük mangalda pişirilen ve ücretsiz dağıtılan balıklardan almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Düzenlenen etkinliğin amacı ise balık tüketimini sevdirmek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, düzenlenen organizasyonun devam edeceğini, ileride akarsular içinde girişimlerinin olacağını söyledi. Bir balık festivali yapmaya karar verdik. Bu teklif bana kıymetli hocamdan geldi. Bize giderek böyle bir düşüncesi olduğunu, ben de çok uygun olacağını söyledim. Bu yıl burada ilkini beraber gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen, başta hocam olmak üzere, yine bu işi bize sağlayan Yaşar Holding'in değerli yetkililerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Tabii Erzurumlu, hakikaten denizden uzak, gölden uzak bir bölgede yaşıyoruz. Ama akarsularımız var. Buralarda tatlı su balığı yetişebilir. İnşallah buradan sonra su ürünleri fakültemizle beraber tatlı su balıklarını çoğaltma konusunda, yine halkımıza sunma konusunda beraber girişimlerimiz olabilir. Bu konuda hocamın girişimlerini bekliyoruz ve bir de destekliyoruz. Bugün burada güzel bir ziyafet oldu. Hem emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Halkımız arasında bir kaynaşma oldu. Hakikaten çok geziz. Belki bir farklı bir yerde yesek bu kadar ben şahsen tat almazdım. Çok lezzetli bir şekilde bu ikramı aldık. Siz basın mensubu arkadaşlarıma da gösterdiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ilkbahar geldi. İlkbaharla beraber Erzurum'da çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bütün ilçelerimizde, köylerde, ilçelerde, il merkezinde yoğun bir hizmet kampanyası yürüyecek. Arzumuz şehrimizde birlik beraberliği bütünlüğü sağlayalım. Tabii Anadolu şehirlerinden, kadim şehirlerden, seyahat şehirlerinden biri olan Erzurum brandlerimizi geliştirmemiz ve büyütmemiz lazım. Atatürk Üniversitesi rektör adaylarından olan Profesör Doktor Ömer Çomaklı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çomaklı hedeflerinden bahsetti. Atatürk Üniversitesi'nin rektör adaylarından Profesör Doktor Ömer Çomaklı düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2002 yılında profesörlük kadrosu. Basın toplantısında hedeflerini anlatan Çomaklı, hizmet bayrağını daha ileri seviyelere taşımak için aday olduğunu söyledi. Bugüne kadar ki bu bilgi ve idari tecrübemiz, üniversitemizi tanımamız, bölgemize olan hizmet aşkımız ve arkadaşlarımızın da teveccühüyle böyle bir adaylığa koyulduk. Amacımız bu yapılan, bu hizmet bayrağını alıp daha yukarılara götürmek için bu işe talip olduk. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 313. yılı münasebeti dolayısıyla 21 ve 30 Nisan tarihleri arasında İstanbul ve Erzurum illerinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 313. yıl dönümü münasebetiyle bu yıl bir dizi etkinliklerimiz var. Bunun birinci ayağı İstanbul'da olacak. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 21-30 Nisan tarihleri arasında İbrahim Hakkı Hazretleri'ni anma programı düzenlenecek. İbrahim Hakkı Hazretleri anma etkinliğinde işte inşallah Ahmet Yenilmez hocanın sunumuyla, Mehmet Gültaş hocanın konferansıyla, bizlerin de söyleşileri olarak TRT Sanatçısı Hüseyin İpek'in konseriyle beraber böyle bir konsept hazırlandı. İnşallah orada etkinliklerimiz başlıyor 21 Nisan'da. Akabinde tabii o hafta devam ediyor. 29'unda da Erzurum'da Ulu Cami'de İbrahim Hakkı Hazretleri konulu eski müftülerimizden, Erzurum emekli müftülerimizden Yaşar İşcan hocamızın bir konferansı olacak. Akabinde hatim duaları, bir de her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz lokma ikramlarımız oluyor orada cami çıkışında. Diğer bir gün ayın 30'unda da nasip olursa Erzurum Necip Fazıl Kırsal Kültür Merkezimizde bu etkinliğin devamını
sağlayacağız. Yine konferanslar, ilahi dinletileri, işte Kur'an tilavetleriyle beraber etkinlikleri devam ettiriyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Başkanı Nuri Toparlak, Erzurum'un büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan ve bağrından İbrahim Hakkı Hazretleri gibi büyük düşünürleri çıkaran güzide bir şehir olduğunu ifade etti. Bu konuda vatandaşlarımızın İbrahim Hakkı Hazretleri ciddi bir astronomi alimi, mutasavvuf, müştehit, müceddit, yani çok değerli bir değer. Sahiplenmemiz lazım, ondan feyizlenip bereketlenmemiz gerekiyor. Bu vesileyle inşallah bu etkinliği çok kapsamlı yapmayı düşünüyoruz. Başkan Nuri Toparlak, bir hafta sürecek olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğumunun 313. yılı anma etkinliklerinin dolu dolu geçeceğini söyledi. Totalde yani 21'inde başlıyor, ayın 30'una kadar devam ediyor. Fakat bunda çok aktif günlerimiz 3 gün. Birisi İstanbul Bahçelievler'de, ikisi de burada. Yani birisi Ulu Cami'de yapılacak program, akabinde ertesi günde ayın 30'unda da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezimizde inşallah böyle kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz inşallah. Burada da, buradaki etkinliğimizde de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleriyle bunun koordinasyonunu yapıyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik düşünüyoruz. 15 ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Daha fazla haber için saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Mutlu günler.